Bir kez daha çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Hoş geldiniz. Bu Türkiye'ye ilk gelişiniz. Türk futbolu hakkında ne düşünüyorsunuz? Atmosferi ve teknik direktör stratejisi hakkında, yani taktik anlamında genel olarak ne düşünüyorsunuz? Bu kapsamlı bir soru. Evet. Bu konuda konuşmak istiyorsanız bir saat harcamamız gerekir. Strateji hakkında, teknik ama direktörler hakkında. Ama siz akıllı birisiniz, akıllı bir teknik direktörsünüz. Evet, teşekkür ederim. Bunu yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Her ligde olduğu gibi sizin de futbolcuları iyi hazırlayan, daha az iyi hazırlayan teknik direktörleriniz var ama genel anlamda iyi nitelikli olduğuna inanıyorum. Benim tecrübem açısından geçen sezon Yunan Ligi'ndeydim. Türkiye Ligi çok çok daha ileride. Her açıdan yani. Elbette İtalyan Ligi'nin seviyesinde değil ama iyi liglerden biri. Nitelikli oyuncularla, nitelikli teknik direktörlerle, güzel statlarla. Bu ligin bir parçası olmak hoş. Bu büyük takımlara, büyük oyunculara karşı maçlara hazırlanmak, puanları nasıl toplayacağınızı düşünmek. Çünkü Karabükspor, şöyle diyelim, küçük, evet küçük bir kulüp ve puan toplamak kolay değil. O yüzden elinizden gelenin en iyisini yapmanız, diğer takımların iyi ve kötü yönlerini görmek için iyi odaklanmanız gerekiyor. Bu da çok çalışmayı gerektiriyor. Mümkün olanın en iyisini yapmak için hafta boyunca sürekli bu fikri oyuncularınıza aşılamanız gerekmektedir. Bu şekilde ilerlenirse çok daha verimli olunabileceğini düşünmekteyim. İtalya'da birçok sezon oynadınız. Özellikle Juventus'a geçirdiğiniz süre sizin için çok iyiydi. Hakikaten çok önemli tecrübe kazanmış olmalısınız. İtalya Ligi ile Türk Ligi'ni karşılaştırabilir misiniz? Demek istediğim, bir zamanlar herkes bilirdi ki, örneğin 10 yıl önce bütün İtalyan oyuncular ya da İtalya'da oynayan bütün yabancılar güçlü, hızlı, çabuk ve akıllı olmalıydı. Şimdi belki değişmiştir, bilmiyorum. Ama Türkiye'de 10 yıl önce takımların çoğu, özellikle yabancı oyuncuların teknik olmasını tercih ederlerdi. Şimdi biraz değişti. Sizin bu konudaki fikriniz nedir? Merak ediyoruz. İtalyan ve Türk futbol felsefesini acaba karşılaştırabilir misiniz? Biraz bu konuda bize bilgi verir misiniz? İki ülkenin futbol şekilleri birbirinden farklı. Bu iki futbol şeklini acaba bizim için karşılaştırabilir misiniz? Kısaca da olsa olur. Evet. Bir ligin felsefesi teknik direktörlere bağlıdır elbette. Mesela İspanya. İspanyol Ligi hakkında konuştuğumuz zaman bence bu dünyadaki en teknik ligdir. Oraya gittiğiniz zaman küçük kulüpler bile herkes topa sahip olmak için oynar. Herkesin iyi bir tekniğe sahip orta saha oyuncuları vardır. Liglerinin özelliği bu. İtalyan Ligi'nin dünyadaki en iyi teknik direktörlere sahip olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu sadece benim fikrim. Size katılıyorum. Evet. Evet, size oradaki katılıyorum. Teknik direktörler gerçekten iyi. Şu anda bile orada teknik direktörlük yapan birkaç iyi arkadaşım var. Onlarla her gün konuşuyorum ve diyorlar ki, onlardan biri Ivan Juric, şu anda Genova'nın teknik direktörü. Bana dedi ki, bu çok zor çünkü bütün teknik direktörler maçlara iyi hazırlanıyorlar. Sizin kötü ve iyi yönlerinizi biliyorlar. Bu diğer liglerde yok. Türkiye Ligi'nden daha büyük bir ligde bile bence teknik direktörler kendi takımlarına odaklanıyorlar. İtalya'da hepsi diğer takımların kötü yönlerini görmeye çalışıyorlar. Ve puan kazanmak kolay değil. Türkiye Ligi elbette İtalyan Ligi'nin seviyesinde değil. Ve teknik direktörler hakkında da konuşurken bu normal. Ama önemli olan öğrenmek, açık fikirli olmak. Bazı teknik direktörlerden iyi şeyler almak, hatta kötü şeyleri izlemek ve iyi olmayan bir şeyleri de görmek. Ama tabii açık olmanız lazım. Bir şeyler öğrenmeniz lazım. Daha iyi olmak için her zaman bir şeyleri üstüne koymak ve uyarlamak zorundasınız. Ve sahip olduğunuzu düşündüğünüz iyi şeyleri günden güne onaylamalısınız. Eğer örneğin takımınız agresifse, İki maç arasında geçen bir hafta boyunca bu agresifliği yerleştirmezseniz, pazar günü bunu göremezsiniz.
Çünkü oyuncular çok kolay unutuyorlar. Bu yüzden iyi şeyleri onaylamak iyidir. Ama bir şeyler hep değişiyor. 10 yıl önce iyi olan artık iyi olmuyor. Kendinize baskı yapmanız lazım. Bu teknik direktörlerin gelişmesi için bir yol. İyi teknik direktörleriniz oldukça daha iyi bir liginiz olacaktır. Avrupa'da da daha fazla rekabet edebilirsiniz. Ancak burada başka bir soruya geliyoruz. Teknik direktörleri seçenler kim? İyi teknik direktörle kötü teknik direktörü görecek niteliğe sahipler mi? Çünkü sonuçlara bakarak değerlendirmede bulunmak her zaman kolaydır. Ama sonuçlar binlerce şeye dayanır. Ve bu yüzden teknik direktörlerden bahsederken iyi talihi seçmek hiç de kolay değildir. Evet, kesinlikle. Ve Türkiye'de örneğin Fenerbahçe, Galatasaray ya da Beşiktaş'ta çalışıyorsanız sadece tek bir stratejiyi organize etmeniz gerekiyor. Gerçekten güçlü bir maç felsefesi bulmanız gerekiyor. Kendi sahanızda ya da deplasmanda. Ama eğer Karabük Spor'da çalışıyorsanız iki farklı strateji bulmanız lazım. Ana strateji kendi sahanızda ve bütün takımlara. Evet, bütün takımlara karşı. Ve ikinci strateji deplasmandaki maçlar ve kendi sahanızdaki büyük takımlara karşı. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yeterince açık mı? Farklı stratejiler gerekiyor. Takımların büyüklüğüne karşı. Anladınız mı? Evet, evet, anladım. Sizin bu konudaki düşüncenizi merak ediyorum. Benim bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe'ye karşı oynadınız. Özellikle ilk yarıda çok beğendim. Evet, gerçekten çok beğendim. Hakikaten %100 doğru seçimler. Evet, doğru stratejiydi. Ama bunun sonucunu alamadınız. Evet, saygı duyuyorum. Gerçekten saygı duyuyorum. Kırmızı kart gördük. Evet. Evet, o kırmızı kartı biliyorum. Olayı, evet, olayı biliyorum ama saygı duyuyorum. Anladığım kadarıyla bütün teknik direktörler, bütün yorumcular sizin seçiminize saygı duyuyor. Ama bildiğiniz gibi sonuç almak zorundasınız. Yani herkes sizden sonuç bekliyor. Sezonun ikinci yarısı için fikriniz nedir? Belki strateji değiştirebilirsiniz. Evet, harika bir gözlem bu. Tartışmak için harika bir tema. Bu ayrıntıları konuşmayı seviyorum. Bazen büyük bir şekilde düşünmeyi seviyorum. Küçük bir takım olmak istemiyorum. Küçük takım derken Fenerbahçe ile ve takımıyla karşılaştırınca küçük yani. Küçük takım olmak istemiyorum. Yani öbür takımları izliyorum. Fenerbahçe'nin iyi olduğunu, onlara havadan baskı kurmamız gerektiğini çünkü geriden nasıl oynadıklarını gördüm. Yapıları nedeniyle topuk çalabiliyorsunuz. Hakem arkadaşımıza kırmızı kart gösterene kadar ilk 30 dakika gayet cesur, evet, güzeldi. Cesur bir strateji. Evet, cesur bir strateji ama o anda gördüm ki ama doğru. İyiyiz. İyiydik. Bunu fiziksel olarak yapabilecek oyuncularla. Çünkü 90 dakika boyunca baskı yapmak kolay değil. Bu yüzden bunu seçtik. Neredeyse gol de atıyorduk. Çok ilginç. Çünkü büyük takımınız, büyük oyuncularınız olunca ne istiyorsanız yapıyorsunuz. 3 bekle, 4 bekle, 4-4-2, 4-3-3, yüksek baskı kurmak, engelleme ve kontratak. Ne istiyorsanız. Oyunculara bağımlı değilsiniz. Şimdi biz Karabük Spor olarak ben oyunculara çok bağlıyım. Onları ben seçmedim. Domine etmeyi de seviyorum. Çünkü geçen yıl PAOK'la birlikteydim. Ondan önce Hajduk'la domine etmeye ihtiyacı olan bir takımım vardı. Aynı zamanda iyi futbol oynuyorduk. Şimdi bu biraz daha zor. Mesele şu. Puanları kazanmak ama fikri kaybetmemek. Benim için önemli olan teknik direktörün farkında olmasıdır. İzlediğiniz zaman bir şeyler görürsünüz. Bu benim için çok önemli. Oraya geldiğimde hoşlanmadığım şey işte bir şey görmek. Bu yüzden elbette sonuç önemli. Her zaman sonuçla ilgili. Çok önemli. İnsanlar bir takımın gerçek bir takım olduğunu görüyorlar.
Çünkü uzun vadede bu size daha sonra başka bir kulüpte çalışma fırsatı sağlar. Bu büyük bir takımın küçük bir takıma karşı yaklaşımı binlerce argümana bağlıdır. Evet, evet, haklısınız. Ayrıca her iki takımın da o andaki psikolojik eğilimleri, fiziksel olarak sizin sakatlıklarınız olacak mı, onların sakatlıkları olacak mı? Belki de bu işte hoş bir şey bu. Bu nedenle bu işi seviyorum. Sadece bu kadar. Evet, güzel. Arkadaşlarınızı izliyor musunuz? Diğer teknik direktörleri, örneğin İngiltere'deki, Almanya'daki. Elbette, elbette. Şu anda. Niko Kovac, Slaven Bilic ya da diğerleri hakkında, evet, ne düşünüyorsunuz? Evet, son 3-4 yıldır büyük bir ilerleme gösterdik. Yurt dışındaki teknik direktörler konusunda. Benim arkadaşlarım Slaven Bilic İngiltere'de ve Ivan Juric İtalya'da, Genova'nın teknik direktörü ve Niko Kovac da arkadaşım. Çok iyi işler yapıyorlar ve onlarla gurur duyuyorum. Onlarla gurur duymaktan mutluyum. Yani bu da iyi bir motivasyon. Şu anda gerçekten yükselişte olan ve iyi fikirlerle gelen tüm teknik direktörlerimiz için. Size daha önce söylediğim gibi, açık fikirli olmanız lazım ve gerçekten 10 yıl önce iyi olan şeyler artık iyi olmuyor. Bazı şeyler kelimenin tam anlamıyla kullanılıyor ve benim inandığım şey yetenek. Oyuncu olarak büyük bir kulüpteyseniz, bu gerçekten buna bağlı. Büyük takımlarda birçok büyük oyuncu gördüm. Daha sonra küçük kulüplerde, küçük takımlardaydılar ve bu işi yapmak için harika fikirleri ve nitelikleri vardı. Evet, doğru. Geleceğe bir teknik direktör olarak baktığınızda acaba hayaliniz nedir? Artık bakacağız. Ama bir hayaliniz var. Yaşamanız lazım. Ama var. Evet, evet, doğru. Herkesin hayalleri vardır ama iş hayallere gelince hayal hayaldir. Gerçek olan cumartesi günü kazanmamızın gerektiği. Ligde kalmak için mümkün olan en kısa zamanda puan almamız lazım. Birkaç yeni oyuncu bekliyoruz. Bu durum iyi değil ama birkaç yenilgiyle tehlikeli bölgeye gelirsiniz. Ve bu kolay değil. Bu yüzden en kısa zamanda puan almamız lazım diye düşünüyorum. Evet, Fatih'le konuştum. Anladığım kadarıyla sinemayla gerçekten ilgileniyorsunuz, öyle mi? Severim. Film izlemeyi çok severim, evet. Sizce en iyi yönetmen hangisi? Christopher Nolan ya da Quentin Tarantino veya Danny Boyle? Tarantino. Tarantino. Almodovar. Evet, Tarantino'yu çok severim. Ve evet. Denzel Washington'ın filmlerini. Eğlenceli şeyleri seviyorsunuz. Evet. Eğlenceli şeyleri seviyorum. Evet, seviyorum. Mümkün olduğunda, zamanım olduğunda kitap okumayı da çok seviyorum. Tüm bunlar her gün futbol düşünmekten biraz uzaklaşmamı sağlıyor. Ve bu da biraz bana huzur vermiş oluyor. Peki kendinizi nasıl tanımlarsınız? Sanırım futbola mı yoksa hayata mı odaklanıyorsunuz? Öncelikle biz insanız. Aile, arkadaşlar her zaman olmak zorunda. Futbolun sadece spor olması lazım ama bazen olmuyor. Çünkü çok fazla televizyon, çok fazla baskı ve birkaç ay önce mağlubiyetimizden ve oyuncum Kerim'in hatasından sonra kendisi biliyorsunuz kırmızı kart görmüştü. İki gün sonra onu gördüm. Başı önündeydi, çok canı sıkkındı. Ona dedim ki, biliyorum, bir insansın sen. Öncelikle insansın, evet. Buna gerek yok. Bu spor. Hata yaptın ama sorun değil. Bir sonraki maçta daha iyi olursun. Bu şekilde düşünmemiz lazım. Futbolda çok fazla dramatize ediliyor. Ölüm kalım meselesi haline getirmek iyi bir şey değil. Ama bilirsiniz, büyük para büyük baskı getirir. Bu yüzden bununla baş etmek kolay değil. Ama hepimiz kendi içimizde bunun için bir güç bulmak durumundayız. Evet. Son soru bu. 2 milyon euronuz var ve bu parayı sadece futbolcu için harcamak zorundasınız. Bir oyuncu için? Evet, bir oyuncu. 2 milyon. Bu benim istediğim futbolcu için yeterli değil doğrusu. Bütçeniz bu. Bilemiyorum, bu zor. Hangi mevki? Oyuncunun değerini bilemiyorum ama mevki olarak bizim için
en önemli mevki her zaman forvet pozisyonudur. Karabük Spor için konuşuyoruz. Bilmiyorum. Şu anda iyi bir kanat oyuncusu almak için bakıyoruz doğrusu. Kanat oyuncusu. Evet, göreceğiz. Bakalım kimi alacağız? Latovlevic'in önüne mi yoksa? Her iki kanatta da oynayabilen bir oyuncu. Her iki kanatta. Evet, bakalım Traore'yi elimizde tutabilecek miyiz? Muhtemelen şu an için kalacak gibi. Bakacağız. Yani kolay değil. Oyuncu almak kolay değil. Bu dönemde de kaliteli oyuncuları, özellikle belki forvet olarak Selezniyov'u alırız ama daha hala önümüzde 20 gün var. Size akıllı bir adam olduğunuzu söyledim. 2 milyon euronuzu bankaya yatırın. Bankaya yatırın değil mi? Evet. O takıma yani. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.